Evet, Dolunay videosunu anlatırken size hayatınızda kadersel anlarınızı, tekamülünüz için nelere dikkat etmeniz gerektiğinin ruhsal astrolojide izlerinin olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bu düğümlerden, kuzey düğümlerinden bahsedeceğim size. Şimdi astrologlar düğümlerden söz ederken genellikle ayın hani kuzey ve güney düğümlerini kastederler. Astrolojide ay duygularımızla, ruh hallerimizle, işte bağımsızlığımızla, güvensizliğimize, ait olma duygusuna, asa yani duygusal bedenimize hükmeder. Ay kendi imajımızı, yani hani dünyadaki neyi ifade ediyor olursak olalım, kendimizi içsel ya da içgüdüsel olarak diyeyim, nasıl gördüğümüzü belirler. Tabii ki ben ayı gerçekten çok önemli bir gezegen olarak kabul ediyorum. Her birimizin kuzey düğümü bir burçta ve bir evde yer alır. Burç pozisyonunu öğrenmek için doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak bilmeniz yeterlidir. Ben zaten açıklamalar kısmında tarihleriyle vereceğim. O tarihler aralığında hani yapamayan, bilemeyen, hesaplayamayanlar olursa, yazarlarsa ben zaten. O yüzden hiç sorun etmenize gerek yok. Jean Spiller'ın zaten kitabından esinlenerek hazırlanmış olan bir çekimdir aynı zamanda. Şimdi bakalım hangi burcumuzda, hangi kuzey düğümü burcumuz bizi nasıl etkiliyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, hangi özelliklerimizi geliştirmemiz gerekiyor ve en çok düştüğümüz tuzaklar neler, onlara hep beraber bir bakalım. Kuzey düğümü oğlak olanlar. Bir kere bunların tuzağı bağımlılıktır. Bakılma arzusu, eğer bana bakacak kimse olmazsa yaşamımı sürdüremem. İşte bu da o insanları sonu gelmeyen bir güvenlik arayışına düşürebilir. Eğer altında yeterince sağlam bir temel olursa yaşamımın sorumluluğunu üstlenmek için gerekli enerjim olur. İşte bu da onların duygusal bir bağımlılık geliştirmesine sebebiyet verir bu düşüncede. Onlar asla kendisini güvende hissedecek kadar yeterince güvende güvence bulamazlar. Böylece muktedir bir yetişkin olmak ve yaşamının sorumluluğunu üstlenmek için gereksinmesi gerektiği güveni hiçbir zaman elde edemeyecektir. Sonuçta bir noktada o risk almaya gönüllü olmalı ve yönetimi ve sonuçların tüm sorumluluğunu üstlenmelidir. Oğlak kuzey düğümü insanı onun için gerçekten önemli olan bir hedefi gördüğünde ve o hedefe uygun yaşadığında sorumlu bir biçimde yaşamak için gereksindiği öz saygısını ve özgüvenini kazanır. Bir kez o yönetimi ve sorumluluğu üstlendiğinde kendisini güvende ve kaderinin kontrolüne sahip halde hisseder. Aslında istediği şey kendisini güvenli, korunuyor, bakılıyor ve seviliyor hissedebileceği bir çevredir. Bunu elde etmek için o sırf kendisi buna muhtaç olduğunu düşündüğü için özel bir kişinin ya da bir grup insanın bunu sağlayacağı fikrinden vazgeçmeye gönüllü olması gerekir. Bunun yerine o kendisi için gereksindiği şeyi yaratmanın sorumluluğunu kendisi üstlenmelidir. O kendisine enerji ve canlılık veren bir hedefi izleyerek ya da öz saygısını geliştiren bir ideal ya da bir dizi prensip edinerek hangi koşullarda bulunursa bulunsun ait olma duygusu geliştirecektir. Bu insan patronlukta sivrilebilir. Bu yüzden yöneticilik, katiplik, politikacılık ya da girişimcilik onun için çok iyi bir seçimdir. Oğlak kuzey düğümü insanın başkalarının duygularını anlamasına, hani empati yapmasına sağlayan keskin içgüdüleri vardır. O her zaman başkalarının duygularının farkındadır. Ve bu yeteneği hani bir yönetim durumunda kullandığında duyarlılığı insanları ona iyi niyetle ve hevesle yardım etmeyi teşvik eder. Ancak eğer o başkalarını duygusal olarak beslemeyi amaçlayan mesleklerde uğraşırsa çaresizlik hissine kapılabilir. İşte durumun üzerine daha fazla çıkamaz. Onun için hedef yönelimli meslekler ya da duyarlılığını, başkalarını belli bir hedefe doğru çalışmalar için sevecenlikle örgütlemekte kullanabileceği pozisyonlar çok daha uygundur. Oğlak kuzey düğümü insanı birçok enkarnasyonu aile reisi olarak geçirmiştir. İşte evde ya da çiftlikte merkezi bir kişi olarak o ailesi ya da hani akranlarıyla tamamen özdeşleşmişti.
Bu enkarnasyonlar boyunca da o ailelerin işleyişiyle ilgili doğal bir anlayış ve düğümsel grubun özelliği olan başkalarına duygusal olarak uyumlanma geliştirdi. Bu enkarnasyonda da o kendi kaderinin yönetimini ve sorumluluğunu üstlenmeyi öğreniyor. Oğlak Kuzey Düğümü insanı yaşamının yolunda gitmesi için durumlara sorumlu yöneticilik pozisyonundan yaklaşması gerektiğini öğreniyor. O insanları duygusal patlamalar yoluyla yönlendirmeye çalışma eğilimini bırakması gerekiyor. Ve onun yerine insanlara duygusal tepkilerden arınmış, dingin bir öz saygıyla, bir otorite pozisyonuyla aslında yaklaşması gerekiyor. Bu onun kendisinin yönetimini ve sorumluluğunu üstlenmesinin ve kendi yaşam hedeflerine sahip olmasının bir yan ürünüdür. Yönetimi ve sorumluluğu üstlenme pozisyonundan o güvenliği için başkalarının hedeflerine bağlı olmadan ilişki kurabilmesi çok önemlidir. Şimdi geliştirmesi gereken ve geride bırakması gereken özelliklerine bakalım. Geliştirmesi gereken özellikler. Kendine hakim olmak. Yaşama yetişkin bir pozisyondan yaklaşmak. Öz saygı. Hedef yönelimli kalmak. Sorunlara akla uygun yaklaşımlarla çözmek. Vaatleri ve verilen sözleri yerine getirmek. Geçmişi kesinlikle bırakmak. Kendine ilgi göstermek. Başarı için sorumluluğu kabullenmek. Geride bırakması gereken özelliklerine bir bakalım. Bağımlılık, kaprislik, nedensiz huysuzluk, hareketsizliğe neden olan güvensizlik, kendini korkuyla sınırlamak, şimdiki andan kaçınmak için geçmişi kullanmak, kendini tecrit etmek, evde çok zaman geçirmek, öz saygısından yoksunluk, işte kişisel risk almaktan kaçınmak, başkalarını aşırı duygusal tepkiler göstererek yönetmek.